Merhaba değerli izleyiciler. Bugün insanlığın en büyük gizemlerinden birini, Fermi paradoksunu ve bununla bağlantılı olarak antropik prensibi konuşacağız. Evrenin sonsuz büyüklüğü karşısında neden başka zeki yaşam formlarını gözlemleyemiyoruz? Belki de bu sessizliğin sebebi evrenin kendisiyle ilgili temel bir ilkeye dayanıyor. Fermi paradoksu şu temel soruyu sorar. Eğer evren böylesine geniş ve yaşama elverişli ise neden bu kadar yalnızız? Bu paradoksu açıklamak için birçok hipotez geliştirilmiştir. İşte bunlardan biri antropik prensibe dayanmaktadır. Antropik prensip, evrenin fiziksel yasalarının ve başlangıç koşullarının zeki yaşamın var olabilmesi için adeta hassas ayar yapılmış olduğunu öne sürer. Bu prensip iki ana şekilde ifade edilebilir. Evrenin zeki yaşamın ortaya çıkmasına izin verecek koşullara sahip olduğunu söyleyen zayıf antropik prensip, yani biz buradaysak, evren bu tür koşulları sağlamak zorunda kalmıştır. Bir diğeri ise evrenin bilinçli olarak zeki yaşamı desteklemek için tasarlandığını iddia eder. Bu da güçlü antropik prensiptir. Peki bu prensipler Fermi paradoksunu nasıl etkiliyor? Antropik prensip Fermi paradoksuna iki farklı bakış açısı sunmaktadır. Zayıf antropik prensibe göre, evren yalnızca yaşamın mümkün olduğu bölgelerde ve zamanlarda zeki gözlemciler tarafından algılanabilir. Bu zeki yaşamın nadirliğini ve Fermi paradoksundaki büyük sessizliği açıklayabilir. Belki de biz insanlar evrenin yaşam için uygun tek köşesinde doğru zamanda bulunuyoruz. Geri kalan her şey ya yaşamın elverişsiz ya da zaman açısından uygun olmadığı bölgeleri temsil ediyor. Güçlü antropik prensibe göre, evren zeki yaşamı desteklemek için tasarlanmış olabilir. Eğer bu doğruysa başka uygarlıkların neden görünür olmadığını nasıl açıklayabiliriz? Burada birkaç teori devreye giriyor. Kara orman teorisine göre belki de uygarlıklar birbirlerinden saklanıyorlar. Çünkü kozmik düzeyde bir avcı-av ilişkisi mevcut. Teknolojik tekilliğe göre ise uygarlıklar öyle ileri bir seviyeye ulaşıyorlar ki bizim onları algılayabileceğimiz bir formda değiller. Güçlü antropik prensip, evrenin yaşam için özel olarak ayarlandığını öne sürerken, Fermi paradoksuna dair yepyeni sorular ortaya çıkarıyor. Eğer antropik prensip yanlışsa, başka senaryolar devreye girebilir. Yaşam tamamen tesadüfi ve evrende o kadar nadir ki, biz bu tür bir yaşam formunu bir daha asla göremeyebiliriz. Belki evren yaşam için hassas ayar yapılmamış, ancak biz farklı başlangıç koşullarını anlamak için yeterince bilgi sahibi değilizdir. Bu durumda evrende zeki yaşamın neden bu kadar sessiz olduğunu açıklamak için daha karmaşık teorilere ihtiyaç duymaktayız. Hassas ayar fikrini test etmeye yardımcı olabilecek bir kozmik bilgimiz var. Burada ultralight aksiyonlar devreye giriyor. Son yıllarda fizikçiler antropik prensibi sorgulamak ve evrenin temel doğasını anlamak için yeni yollar aramışlardır. Ve burada karanlık madde de devreye girmektedir. Evrenin %80'ini oluşturan karanlık madde hala büyük bir gizem. Ancak bazı teoriler bu karanlık maddeyi ultralight aksiyonlar olarak adlandırılan egzotik parçacıkların oluşturabileceğini öne sürüyor. Aksiyonlar fiziksel yasaların neden bu kadar hassas ayarlanmış gibi göründüğünü açıklamak için doğal bir çözüm sunar. Parçacıkların inanılmaz derecede küçük kütlelere sahip olmasını sağlayan bir simetri özelliği vardır. Ultralight aksiyonlar 10 üzeri eksi 22 elektron volt gibi inanılmaz derecede küçük kütleleriyle karanlık maddeyi açıklamak için mükemmel bir adaydır. Bu parçacıklar galaksilerin oluşumu ve madde dağılımını etkileyerek evrenin büyük ölçekli yapısında izler bırakabilir. Bilim insanları antropik prensibin doğruluğunu sorgulamak için 3 temel doğrulama koşulu öneriyor. Bunlardan ilki evrenin başlangıç koşullarının yaşamın oluşmasını sağlayacak şekilde hassas bir ayar yapılmış olduğu fikridir ve bunu erken evrenin genişlemesine bağlar. Bu koşulların gerçekten doğru olup olmadığını anlamak için kozmik mikrodalga arka plan ışıması gibi gözlemler kritik önem taşımaktadır. Eğer bu hassas ayar doğrulanırsa antropik prensip desteklenebilir ve karanlık maddenin ultralight aksiyonlardan oluştuğu fikri güç kazanabilir. Aksiyonlar evrenin en eski dönemlerinde üretilmiş olabilir. Eğer bu parçacıklar karanlık maddeyi oluşturuyorsa antropik prensibi açıklamak için güçlü bir dayanak sağlamaktadır. Bu da aksiyonların varlığını doğrulamak olarak ikinci seçeneği bize sunmaktadır. Aksiyonlar neden önemlidir? Galaksilerin oluşumunda neden olan yoğunluk dalgalanmaları meydana getirebilirler ve evrenin başlangıç koşullarını yeniden düşünmemize olanak sağlarlar.
Üçüncü ve son olarak da eğer karanlık madde aksiyonlardan oluşuyorsa evrenin hassas ayar problemini teknik olarak çözecek bilgiye erişebilmemizi sağlar. Ancak karanlık madde aksiyonlardan değil de başka parçacıklardan, örneğin wimpler veya steril nötrinolardan oluşuyorsa bu antropik prensibin geçerliliğini zayıflatabilir. Ultralight aksiyonların varlığını doğrulamak için bilim insanları birkaç yöntem üzerinde de çalışmıştır. Bunlardan Casper-Wendt deneyi aksiyon benzeri parçacıkların varlığını nükleer spinlerin hareketini inceleyerek tespit etmeyi amaçlamaktadır. Kozmolojik gözlemler sayesinde de aksiyonların neden olduğu yoğunluk dalgalanmaları, galaksilerin oluşumu ve karanlık madde dağılımı üzerinde izler bırakabilir. Manyetik alan ve foton etkileşimleri sebebiyle de aksiyonlar, manyetik alanlarla etkileşime girerek fotonlara dönüşebilir ve bu astrofiziksel gözlemlerle tespit edilebilir. Antropik prensip ve aksiyonları keşfi Fermi paradoksuna yeni bir ışık tutmaktadır. Eğer aksiyonlar karanlık maddeyi oluşturuyorsa, evrenin gerçekten hassas ayar ile var olduğu fikri güçlenir. Eğer aksiyonlar var değilse, yaşamın ortaya çıkışı tamamen rastlantısal ve çok nadir olabilir. Bu Fermi paradoksundaki büyük sessizliği açıklamak için iki olasılık sunar. Ya evren yaşam için gerçekten özel koşullar sunuyor ve biz yalnızca şanslı bir istisnayız, ya da yaşam o kadar nadir ki bu sessizlik kozmik bir tesadüf. Antropik prensip ve Fermi paradoksu bilim kadar teoloji ve felsefeyi de ilgilendirir. Evrenin yaşam için özel olarak tasarlanmış olması fikri birçok dinin yaratılış anlayışıyla uyumlu olmaktadır. Özellikle İslam'da insan evrenin halifesi olarak görülür ve evrene karşı sorumluluğu vardır. Antropik prensip yaşamın evrende bir anlam taşıdığını ve insanlığın evreni koruma sorumluluğunu vurgulamaktadır. Bu prensip bilimi ve dini birbirine bağlayan bir düşünce sistemi oluşturabilir. Bilim evrenin nasıl işlediğini anlamamıza yardımcı olurken din bu anlayışa manevi bir boyut katmaktadır. Eğer antropik prensip doğrulanırsa evrenin bir yaratıcı tarafından tasarlandığı fikri de güçlenmektedir. Eğer çürütülürse bu yaşamın daha karmaşık ve evrensel bir açıklamaya dayandığını da gösterebilir. Sonuç olarak antropik prensip ve Fermi paradoksu insanlığın evrendeki yerini anlamamız için yeni sorular sormaktadır. Biz bu evrende yalnız mıyız? Yoksa diğer zeki yaşam formları gerçekten de var mı? Bilimsel keşifler ilerledikçe belki de bu büyük sorulara daha net cevaplar bulacağız. Ancak şu bir gerçek ki evreni anlama çabamız hem bilgi birikimimizi hem de manevi anlayışımızı derinleştirmeye devam edecek. Sevgili izleyiciler, evrenin sırlarını anlamak için birlikte derinlere inmeye devam edeceğiz. Eğer bu konular ilginizi çekiyorsa abone olmayı unutmayın ve yorumlarda da fikirlerinizi bizimle paylaşın. Dinlediğiniz için teşekkürler, sağlıcakla kalın.